Bu videoda hidrür indirgeyici ajanlar kullanılarak alkolün nasıl oluştuğuna bakacağız. Sodyum bor hidrürle başlıyoruz. Bunun nokta yapısını çizecek olursak şöyle bir bor ve etrafında 4 hidrojen olacak. Tabii bu durum bora eksi bir formal yük de veriyor. Ayrıca şurada bir sodyum katyonu da mevcut hidrür indirgeyici ajanları bir nevi hidrür transfer ajanları olarak düşünebilirsiniz. Çünkü burada aldehitimize veya ketonumuza bir hidrür transfer edeceğiz. Hidrürün ne olduğu konusunda hafızamızı tazelemek gerekirse şöyle çizelim. Bir hidrojen, iki elektron ve eksi bir formal yük. İşte hidrürümüz. Evet, sodyum bor hidrürden karbonilimize hidrür transferini göstermeye başlayalım. Hatırlayacaksınız karbonilimiz kısmi negatif ve kısmi pozitifti. Yani burada karbon elektron isteyecek. Ve bu elektronları tam şuradan alabiliriz. O zaman bu iki elektron bu karbona saldıracak ve buradaki elektronlar da oksijene geçecek. O zaman alta geçerek bunun nasıl oluşacağını çizelim. Evet artık karbonumuzun bir hidrojenle bağı oluyor. Sol tarafında ise oksijenimiz var. Tabii artık 3 ortaklanmamış elektron çifti var ve bundan dolayı eksi bir formal yüklü. Alt tarafta ise bir R grubu ve hidrojen var. Şimdi bu elektronları takip edelim. Yukarıdaki bu mavi elektronlar şuradaki bu bağa simgeliyor. Bu hidrojense artık şurada yer alıyor. İşte hidro transfer etmiş olduk. İki elektronlu bu hidrojen artık karbonilimizde. Sodyum bor hidrür gibi bir şeye ihtiyacımız olmasının altında yatan nedense sodyum hidrürü tek başına kullanmamamız. Çünkü hidrür tek başına iyi bir nükleofil değil. iyi bir bazdır. Yani orbital buradaki karbonil karbonuna iyi bir etkileşime giremeyecek kadar küçük. Bu yüzden sodyum bor hidrür gibi bir hidrür transfer ajanına ihtiyacımız var. Evet, hidrürümüzü ekledik. Öyleyse şimdi bunu protonlayabiliriz. Tabii ders kitaplarında bunun farklı yollarla yapıldığını göreceksiniz. Bu yollardan biri ikinci adım olarak proton ekleyerek alkoksitimizi protonlamak ve buradaki son ürünümüze ulaşmak. Bunun dışında bazen sodyum bor hidrürün metanol veya etanol gibi alkollerle veya suyla birlikte listelendiğini görebilirsiniz. Tabii alkoksitinizi bu şekilde de protonlayabilirsiniz. Bu artık tepkimenin nasıl planlandığına bağlı. Burada önemli olan hidrür transferi yoluyla alkolün oluşmasıdır. Yani şu iki elektronlu hidrojenin karbona transfer olması gerekir. Böylece karbonilimizi indirgemiş oluruz. Şimdi sol tarafa geri dönelim. Buradaki aldehit veya ketona bakacak olursak, buradaki karbonun oksijene iki bağla bağlı olduğunu görüyoruz. Ardından hidrürü eklememizle aradaki bağ tek bağa inmiş oldu. İndirgenme basamağını düşünürsek buradaki kırmızı karbonun indirgendiğini göreceksiniz. Yani hidrür indirgeyen ajanlar alkol oluşturmak için karbonili indirger. O zaman sodyum borhidür kullandığımız bir örnek daha inceleyelim. Şurada bir ketonumuz var. Sodyum borhidür ve metanolümüz de şurada. Son ürünümüzü de şuraya çizmeye başlayalım. Evet, halkamız aynı kalıyor. Şu şekilde Şimdi hidrürü eklemeye geçelim. Yani bir hidrojen ve iki elektron şuradaki karbonil karbonumuza eklenecek. Hemen bu noktaya ekleyelim. Evet, iki elektron ve hidrojenimiz artık burada. Tabii böylece bir alkoksit oluşturmuş olduk. Şimdi alkol oluşturmak için alkoksiti protonlayacağız. Bu arada eklediğimiz hidrürü şöyle belirginleştirelim. İşte bu hidrojen ve iki elektron. Evet böylelikle bir ketonla başlayıp sekonder bir alkolle bitirmiş oluyoruz. Çünkü o OH bağlı olan bu karbon diğer iki karbona bağlı durumda. İşte sekonder bir alkol oluşumu bu şekilde. Bir ketonu indirgeyerek sekonder bir alkol oluşturduk. Başka bir hidrür indirgeyen ajansa lityum alüminyum hidrürdür. Şimdi buradaki tepkimeye bir göz atalım. İşte lityum alüminyum hidrür burada. Şimdi bunun yapısını bir çizelim. Evet, alüminyum şöyle. Bir öncekine göre bu kez 4 hidrojenimiz var. Şu şekilde. Tabii bu da alüminyuma eksi bir formal yük vermiş oluyor. Artı yüklü lityumu da şöyle yanına ekleyelim. Evet, az önce bahsettiğimiz üzere bu bir hidrür transfer ajanı. Yani şimdi lityum alüminyum hidrürden karbonilimize bir hidrür transfer edeceğiz. Renk seçimlerinde tutarlı kalacak olursam, evet bu mavi renkteki iki elektron ve bu hidrojen şöyle şuraya saldıracak. Ve bu bağda bulunan elektronlar da oksijene geçecek. Tabi bu oldukça basitleştirilmiş bir mekanizma ama düşünmesi en kolay olanı. Evet şimdi sol tarafta alkoksitimiz olacak oksijenimiz, elektron çiftleri ve son olarak eksi bir formal yükü de ekleyelim. Sağ tarafta ise artık bir hidrürümüz var. Burada ayrıca bir hidrojen daha mevcut. O da başlangıçtaki aldehitten geliyor. Şimdi bunları belirginleştirecek olursak eklediğimiz hidrür bu oluyor. Elektronlarsa bu bağdakiler. Tabi başlangıçta aldehitimizde bir hidrojenle başlamıştık. O da tam şuradaki hidrojen oluyor. Evet, bir sonraki adımda alkoksitimizi protonlamamız gerekiyor. Bu adımda su veya seyreltik asit gibi bir şey ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz şey her neyse buradaki protonu alır ve buradaki protonların oksijene geçmesine neden olur ve nihayetinde alkol ürünü ortaya çıkar. Şuraya çizmeye başlayalım. Evet, önce zincirimizi çiziyoruz. Şuraya o aşı da yerleştirdikten sonra doğru yaptığımızdan emin olmak için karbonlarımızı sayalım. 1 2 3 ve 4. 4 karbonla başlamışız. Şimdi şurada da sayalım. 1 2 3 ve 4 karbon. Tamam o zaman. Doğru. Şimdi hidrürümüzü ekleyelim. Hidrürümüz burada. Ardından bu karbona zaten önceden bağlı olan diğer hidrojenlerimizi de yerleştirelim. İşte ürünümüz bu şekilde. Böylece sol taraftaki bu aldehitten yola çıkarak bunu indirgersek sonunda primer bir alkol elde etmiş oluruz. Bunu analiz ettiğimizde bu karbon yani o aşın hemen yanındaki sadece bir karbona bağlı. Bu yüzden bu bir primer karbon. Böylelikle lityum alüminyum hidrür kullanarak bir aldehitin indirgenmesi bize hedefimiz olarak bir primer alkol verecektir. Lityum alüminyum hidrür için kesinlikle bu iki farklı adımı göstermelisiniz. Lityum alüminyum hidrür suyla şiddetli bir şekilde tepkimeye girer. Bunun nedenini de şöyle açıklayalım. Şimdi elinize bir lityum, alüminyum, hidrür ve su varsa şiddetli ve bazen de potansiyel olarak tehlikeli bir tepkime ile karşılaşırsınız. Evet, alüminyumun eksi yükünü de şöyle eklemiş olalım. Bu ikisini de aynı anda karıştırırsanız meydana gelecek şey hidrür transferidir. Yani bu ve bu sudaki protonu alır ve hidrojen gazı oluşur. Yani H2. Bu potansiyel olarak tehlikeli olan bir gazdır. Sodyum bor hidrür, lityum alüminyum hidrür kadar reaktif değildir. Bu yüzden onu alkolde kullanabilirsiniz. Ancak lityum alüminyum hidrür gibi bir şey kullanamazsınız. Bunu yaparken her şeyin tamamen kuru olduğundan emin olmalısınız. Öyleyse şimdi lityum alüminyum hidrürün neden sodyum bor hidrürden daha reaktif olduğundan bahsedelim. Evet, alttaki bu görsele bakarak maddelerin farklı reaktifliklerini ele alalım. İlk önce sodyum bor hidrürle başlayalım. O zaman borla bu hidrojen arasındaki bağı çizelim. Lityum alüminyum hidrüre geçecek olursak burada da alüminyum ve hidrojen arasına bir bağ çizeceğiz. Evet şimdi elektronegatiflikte bir farklılık var. Borun elektronegativitesi yaklaşık olarak 2. Alüminyumunsa yaklaşık olarak 1,5'tir hidrür transferimiz için ele aldığımız elektronlara yani bağlarda bulunan bu elektronlara baktığımızda bor alüminyumdan daha elektronegatiftir. O zaman mavi elektronları daha fazla ister. Alüminyumsa elektronları o kadar çok istemez. Hidrojenin alüminyuma bağlanması durumunda bu elektronların hidrojene geçmesi kolaydır. Zaten bunu daha reaktif yapan şey de budur. Başka bir deyişle alüminyum hidrürü suya veya karbon ile transfer etmeye daha isteklidir. O yüzden lityum alüminyum hidrür daha reaktif olup sodyum bor hidrürün yapacağından daha fazla fonksiyonel grubu indirgeyecektir. Evet, şimdi buraya geçelim ve başlangıç maddelerinin ne olduğuna bir bakalım. Bileşiğimiz bu. Diyelim ki sodyum bor hidrürle bir indirgeme yapıyoruz. O zaman bu sodyum bor hidrür molekülümüzün şuradaki aldehit kısmıyla tepkimeye girecek. Ama buradaki esterimizi indirgeyecek kadar güçlü değil. Bu yüzden molekülün sadece bu kısmıyla tepkimeye girecek. Öyleyse şuraya sodyum bor hidrü'nün de ekleneceği son ürünümüzü çizmeye koyulalım. Evet önce halkamızı çiziyoruz. Aldeit kısmı indirgeneceğinden şuraya bir OH çizebiliriz. Tabii burada bir hidrojenle başlamıştık. O zaman toplam iki tane olacak. Şimdi bunları belirginleştirecek olursak. Molekülümüzde zaten olan hidrojen bu oluyor. Şuradan da işaretleyelim. Tepkimeye eklediğimiz ise diğer hidrojen oluyor. Şöyle mavi ile üzerinden geçelim. Elbette elektronları da mavi yapalım. Evet, hidrür transferimiz bu şekilde. Böylece aldehiti bu alkole indirgedik. Molekülün ester kısmı aynı kalıyor. Onu da şöyle çizerek tamamlayalım. Sonuç olarak sodyum bor hidrür buradaki aldehit için seçicidir. Çünkü esteri indirgeyecek kadar güçlü değildir. Ancak lityum alüminyum hidrür bu iki fonksiyonel grubu da indirgeyecektir. O zaman hemen ürünümüzü çizerek neler olacağını gösterelim. Evet halkamız şu şekilde. Şimdi aynı şekilde bu aldehiti alkolümüze indirgeyelim. Yani şu ana kadar bir öncekiyle aynı oluyor. Diyelim ki başlangıçtaki hidrojenimiz bu. Transfer ettiğimiz hidrojen ve iki elektronsa şunlar oluyor. Evet şimdi bu tepkime de esterimizi de aynı şekilde indirgemiş olacağız. Öyleyse ürünümüze devam edip buraya bir OH ekleyelim. İndirgemeden dolayı iki hidrojeni de şuraya eklemiş oluyoruz. Şimdi ikişer elektronları ile birlikte bu iki hidrojeni şöyle bir belirginleştirelim. Bu durumda esteri indirgediğimizden dolayı iki hidrür eklemiş olduk. Bu videoda bunun neden böyle olduğundan bahsetmeyeceğiz ama daha sonraki videolarda lityum alüminyum hidrür kullanarak eserleri indirgeme mekanizmasından bahsedeceğiz. Tabi bu arada ikinci adım olarak da bir proton kaynağının ilave edilmesi var. Evet normal koşullar altında sodyum bor hidrür aldehitleri ve ketonları indirger. Lityum alüminyum hidrürse çok daha reaktif olduğundan aldehit, keton, ester ve karboksilik asit gibi şeyleri indirger. İlerleyen videolarda daha fazlasını göreceğiz.